This is Kashgar, China's westernmost city, sitting on the key passage of the ancient Silk Road. The cultural exchanges and diversity brought about by the centuries-old overland trade artery are evidenced by many of the city's fascinating sights. What stood out among them is Arakan Mosque. It bears profound cultural legacies left behind over the past 5.5 centuries. The awe-inspiring architecture is one of the largest mosques in Xinjiang, and tens of thousands of local worshippers come here for religious practices. Today I have this rare opportunity to meet with Chief Cleric, or the Imam of Arakan Mosque, and I'm invited to audit the entire process of a prayer. So let's go. So how long have you been the Imam of Arakan Mosque? Benim ismim Mehmet Cüme. Benim dinli vazifeyi tayinlangenimge 11 yıl oldu. Etka mescidke kilip hizmet kıgınımga 6 yıl oldu. How important is this mosque to the local people? Etka mescidke itkaçam olan boğan ahmette biz her gün 5 kıtım körüşüp durumuz, paranışımız, mondışımız. Biz nait hoşal, itkaçam olmuşunda hoşal, ahmet şu. To your knowledge, has this place changed much through all these years? İtkar mescidinin ki ilgirki şaraiti ahvali naiti naçar idi. Mesela itkaç camı çırıp namaz okuşmuş olup kalsa, cay namaz mı yok? Hatta borunun üstünde namaz okuydu. Ama bu yeme katkılaştırılmadan top alette. İtkaç camı kilip tarih ilişki doğru gelse mi? Bir turbu yok boğallığı için küldün soyulup tarih ilişki doğru gelip de naiti kinçilikti. Hazır şaraitimiz naiti yakşı oldu. Many worshippers come to the mosque 5 times every day. Right before prayers begin, Muhammad has to go through an array of preparation work. It is a tradition passed on through generations. From 7:30 in the morning to 11 o'clock at night, Arakan Mosque is open to everyone. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. The prayer has just concluded, and the worshippers will now return to their worldly life. Okay. So you've been an imam in Kashgar for over a decade now. How would you describe the degree of religious freedom in Xinjiang? Hazır devletimizdeki dini itikat erkinlik siyaseti umumiyetlik izcillaştırıldı. İşler öz ihtiyarlık olan kirdi. Kendimizin özünün işi, kesim özünün işi. Ben İslam dinine itikat kıyığını 30 yıldan açtı. 30 yıl mabeynede ben hükümetin ki dinini çekilgen ya ki dinine besim işlerken evvelini göre bakmadım. Hatta ki bizimki normal dini faaliyetimiz devletler tarafından kovdulup atıldı. Ondan başka mescitlerimiz meblağ silinip, mescitlerimiz remit kılınıp atıldı. Mescidin ki şaraitlerini yakışlayıp bir atıldı. Hazır mescitlerimizden şaraiti intayın yakışı. Benim şu parti ve hükümetin ki dinli hizmetke bulan köyün işin ihbadesi. So there have been claims that the Uyghur ethnic group in Xinjiang suffered from ordeals like cultural genocide. Do you think those atrocities really took place? Ben aklımı kagenden tatıp hazırlıkçı devletimizde 56 millet bağlıkını bilme, 56 millet hemimiz beraber kanun icatiden, siyasi icatine beraber yaşavetimiz hiç kanda bir milletin ki örp adeti ya ki telizliğe çekilengen aval yok. Hani ben azı sizge Uygur sözler vatımen, özem mantılıda. Ben devletini ügünü vatımen takibilmeymen. Muşumu devletimizden her bir milletin ki tılığa hürmet kıkılıkını anlayat edisi.
So what's your take on the fact that the religious extremists incite violence in the name of faith? Dinni asabi kuchlar din tonuğa o'rni bilib, begona ommaga ziyonkashlik qildi. Ularni yarlandirdi yoki o'ltirdi. Bu insoniyatga, madaniyatga qarshi turganlik. Men buningga qarshi turaman. So what do you expect the future development in this region? Xinjiangdagi bundan keyin taraqqiyoti istiqboli parloq. Qandoq desa, Xinjiangda nurg'unligan ishsiz kishilar davlatningki yaxshi siyosatning turkisida haqsiz ish qo'rlashdi. Ularningki turmushga bo'lgan orzusi amalga oshdi. Bundan keyin Xinjiangningki taraqqiyotining taqim yaxshi bo'lganligiga ishonaman. Okay. So thank you for taking me through this tour in this mosque and it's been spectacular. Rahmat.